Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle ünlü bir markaya ait yelek yapılışını paylaşacağım. Daha önceki videomuzda crop'unu yapmıştık, onun yeleğini yapıyoruz. Yine aynı teknikle devam ediyoruz. Sadece önümüzde iki parça yapıyoruz. Tek bütün bir parça halinde yapmıyoruz. Bence çok güzel yazlık, mevsimlik oldu. Çok beğendim. Dilerseniz düğmesiz de tercih edebilirsiniz ya da bu şekilde benim gibi düğmeli de yapabilirsiniz. Sizlerle hemen bu noktada ölçümü paylaşmak istiyorum. S beden 36 beden için geçerli. Nasıl beden büyütmesini yapacağınızı da video içerisinde bahsediyorum. Genişliği 40 cm. Uzunluğu 40,5 santim ölçülerinde yapmış olduk. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Instagram'da takip etmiyorsanız açıklama kısmına link bırakıyorum. Tıklayıp takip edebiliriz. Orada yaptıklarınızı beni etiketleyerek paylaşabilirsiniz. Şimdi beraber yapılışına geçelim. Yapılışına geçmeden önce kullanacağım malzemelerden bahsetmek istiyorum. İpim kilogram halinde almıştık. Daha önce yeleğin bluzunu yapmıştık. Hatırlarsanız crop bluz çalışmıştık. Yine aynı ipi tercih ettim. Tahmini 200-250 gram yeterli olacak. S beden 36 beden için. Organik %100 pamuk bir ip. İpimi bir hayal hobiden almıştım. Açıklama kısmına yine ekliyor olacağım. Kendileriyle Instagram üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Dediğim gibi 200-250 gram yeterli olacak. İnce bir ip, yapısı gayet güzel. Yazlık projelerde rahatlıkla kullanabileceğimiz bir ip. Dilerseniz tek kat halinde yapabilirsiniz. Ben iki kat halinde örme işlemi yaptım. Elimi bir tık bol tuttum. Sıkı tutarsanız belki sert olabilir. Ben bol örgü yapıyorum genelde. Dökümlü durması için, böyle kalıp gibi dursun istemiyorum. Kıyafetlerde dökümlü durması için bol çalışıyorum. Elimi bol tutmaya çalışıyorum yani. 3,5 numara tığ kullanıyorum. Ama eliniz çok sıkı ise 4 milim ya da 4,5 numarada kullanabilirsiniz. Dediğim gibi elinizi biraz daha bol tutarsanız dökümlü, yumuşak yapıda bir yelek yapmış olacaksınız. Şimdi ben sizlerle parçalarımı tamamlayıp geldim. Kısaca bahsedeceğim. Daha sonrasında diğer ön parçamızı beraber yapıp birleştirmesini yaparak artık yelek şekline dönüşümünü sağlıyor olacağız. Şimdi burada ne yapıyoruz? Öncelikle sırt parçamızdan başlayalım. Sırt için 104 tane zincir çektim. Dediğim gibi daha önce yelek çalıştığım için yine aynı sayıda bir başlangıç yaptım. Aslında tekniği aynı şekilde devam ediyor. Sadece önü iki parça yapıyoruz. Bütün yapmıyoruz. Şimdi burada 104 tane zincirin üzerine ikili trabzanlar yapıyoruz ve istediğimiz boyuta kadar dümdüz devam ediyoruz. Burada 26 sıra boyunca devam ettim. Kol altı noktamıza kadar. Kol altı için eksiltme yapıyoruz. Toplamda 5 tane eksiltme yaptım. Şimdi burada daha uzun olsun isterseniz kol altı noktasına kadar ben 26 sıra gittim. Ama dediğim gibi daha uzun bir yelek çalışmak isterseniz, çünkü burada kendi vücut ölçümüze göre ayarlama yapıyoruz. Üzerinizi tutarak bakın, uzunluk size göre yeterli değil, 26. sırada ipiniz de farklı olabilir çünkü. Daha da devam edebilirsiniz. Burada devam ettiğinizde aklınızı karıştıracak herhangi bir nokta yok. Sıra sayınızı arttırma yaparak uzunluğunu büyütebilirsiniz. Yine aynı şekilde başlangıçtaki zincir sayınızda arttırma yaparsanız beden genişliği de yapabilirsiniz. Kolaylıkla yapabileceğinizi düşünüyorum. Şimdi burada 26 sıra gittim. 5 tane eksiltme yaptım. Devamında dümdüz devam ettim. Bakın bu şekilde bitişimi yaptım. Dümdüz devam edip ipimizi sıra sonunda kesiyoruz. Bu sırt parçamız. Hemen ölçümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Sırt parçası için. Genişliğimiz, bakın şöyle ölçtüğümde, şu an bu ütülenmemiş hali tabii ki. 40 santim. Bakın şuradan şöyle ölçtüğümde 40 santim. Uzunluğu 38,5. Kol altı noktasına kadar, yani 26 sıra kaç santim? 21 santim. Devamında da düz örmüş olduğum kısım, yani 5 tane eksiltmeden sonra 13 santim ölçüsünde örme işlemi yaparak tamamlıyoruz. Bu sırt parçamız. Sıra geldi ön parçamıza. Ön parçamızda sırta göre yarısını düşünelim. Ben burada şöyle düzelteyim. 51 tane zincir çekerek başlangıç yaptım. Çünkü trabzanlar giderek etrafını dönme payında düşünerekten 51 tane zincir çektim. 104'ün yarısı değil
ama böyle 2 sıra 3 sıra eksiği şeklinde bir ayarlama yaptım. Dediğim gibi üzerine bir sıra trabzan giderek o dengeyi sağlayabileceğimi düşünüyorum. Şimdi ön parçamızda da yine aynı şekilde eşit uzunluğa ulaşana kadar sırt parçamızı yaptıktan sonra kaç sıra gitmişsek devam ediyoruz. Yine aynı şekilde kol altı için bir eksiltme yapıyorum. 5 tane eksiltme arkayla eşit olmak zorunda. 5 eksiltme yaptıktan sonra bir sıra boyunca dümdüz gittim. Dönüşümde bakın burada 1, 2, 3 tane boşluğum var yaka oyuntusu için. 3 tane ikili trabzanı atlıyorum. Devamında gidip gel yap, git gel yaptım ve burada yine eksiltme yapıyorum. Kaç tane eksiltme yapıyorum? 3 tane eksiltme yapıyorum ve devamında dümdüz devam ediyorum. Bu yaka açıklığı benim için yeterli oldu. Dilerseniz daha geniş de yapabilirsiniz. O zaman ne yapmanız gerekiyor? Daha geniş bir yaka için buradaki boşluğu daha fazla bırakabilirsiniz. Ya da ikinci olarak buradaki eksiltmeyi daha fazla yapabilirsiniz. Tamamıyla tercih meselesi. Bence bu şekilde ideal oldu. Şimdi diğer parçamda da düz 26 sıra boyunca devam ettim. Bakın burada. Eksiltme noktama kadar geldim. Eksiltmeleri göstereceğim ama sizlere modeli anlatabilmek için küçük bir başlangıç yapalım. Devamında eksiltme yaparak burada devam ediyor olacağız. İpimin ortasına tığımı yerleştirdim, döndürdüm ve bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım ve devam ediyorum. 51 tane zincire ulaşana kadar 51 tane zinciri çektikten sonra 51. zinciri parmağımla tutuyorum. Üzerine 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımızı hepim bir kez aldım. 51. zincir içerisinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. Tığımda 3 tane ilmeğim var. 2, 2 seferde çekerek ikili trabzan yaptım. Tığımızı hepim bir kez aldım. Yandaki zincirin içerisinden tığımı geçirdim. İpimi çektim. 3 tane ilmeğim var. 2, 2 çekerek ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir, tığımızı hepim bir kez aldım. Bir tane zincir atlıyorum. Diğer zincirden tığımı geçirdim. İpimi bakın 1, 2. Yandaki zincire geldim. İkili trabzan yapıyoruz. Yandaki zincire geldim. İkili trabzanımı yapıyorum. Yan yana 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bir tane zincir. Tığımızı hepim bir kez aldım. Bir tane atlıyorum. Diğer zincirin içerisinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yapamadım. Bir tane ikili trabzan. Yandaki zincire geliyorum. İkili trabzan. Yandaki zincire geliyorum. İkili trabzan. 3 tane yan yana ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir. Bir boşluk atlıyorum. Diğer zincirin içerisinden tığımı geçirip yan yana 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Modelimiz bundan ibaret. Bakın elimi olabildiğince bol tutuyorum. Trabzanlarım uzun uzun gözüküyor. Ve daha yumuşak, dökümlü bir yapıda oluyor bu şekilde. Eğer elinizi çok sıkı yaparsanız biraz böyle sert yapıda olacağı için krobunuzun görüntüsü de çok dökümlü olmayacaktır. O yüzden eliniz sıkı yapıdaysa tığ numarasını daha büyük tercih edebilirsiniz. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar ilerledim. Bakın bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Şimdi örgümüzün diğer tarafına dönüyoruz. 1, 2, 3 tane zincir. Tığımızı hepim bir kez aldım. Hemen bir zincir çekerek yapmış olduğum boşluğun içerisine geliyorum. Ve bir tane ikili trabzan yaptım. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 2 ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan. Bir tane zincir yandaki boşluğa geldim. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Son boşluğuma 3 tane ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Bakın sonda
boşluğumuz yok. Sadece 3 tane iki trabzanımız var. Tığımı zeybim bir kez aldım. Burada 3. trabzan, yani 3 tane zincir çekerek dönüş sağladığım nokta. 3. zincirin tepesinden tığımı geçiriyorum ve bir tane iki trabzan yaparak sıra sonunda boşlukla kapatmış olduk. Şimdi örgümün diğer tarafına döndüm. 1 2 3 tane zincir. Dibindeki boşluğun içerisinden tığımı geçiriyorum. 1 tane iki trabzan. Aynı boşluğun içerisine döndüm. 1 tane ikili trabzan. Zincirle beraber 3 tane ikili trabzan yapmış oldum. 1 tane zincir yandaki boşluğa geliyorum. 1 2 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum ve sıra sonuna kadar hep aynı şekilde devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Bir tane zincirimi çektim. Sıra sonuna baktığımızda boşluğumuz var. Boşluktan tığımızı geçiriyoruz. 1 2 3 tane ikili trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Daha sonrasında 4. sıram için örgümün diğer tarafına döndüm. 1 2 3 tane zincir. Tığımızı hepim bir kez aldım. 1. boşluğun içerisine dönüyorum ve 3 tane İkili trabzan yaparak başlangıcımı yapıyorum. Modelimiz hep bundan ibaret. Ta ki eksiltme yapacağımız noktaya kadar dümdüz bir şekilde devam edip geliyoruz. Şimdi istediğimiz uzunluğa ulaştık. Sıra geldi eksiltmeye. 26 sıra boyunca gittim ben. Tekrardan söylemekte fayda var. Şimdi burada 1, 2, 3 tane zincir çektim. Başlangıç noktası olduğu için ilk eksiltmemiz belli olmuyor. Üzerine dönüp geldiğimizde net görebiliyorsunuz. Normal bir başlangıç yapıyoruz yani. 3 tane zincir çektikten sonra yandaki boşluğa geliyorum. 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 tane zincir çektim. Yandaki boşluğa geldim. 1 2 ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Modelimize aynı şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonundaki son boşluğuma da 3 tane ikili trabzan yaptım. Burada örgümüzün ön tarafını bulmamız önemli. Bakın şu şekilde baktığımızda aslında ön parçamız olduğunu anlayabiliyoruz. Ön tarafı olduğunu şuradaki trabzanlarınızın yönünden anlayabiliyorsunuz. Bakın şimdi arkasını döndüğümde bu şekilde biraz bombeli bir görüntüsü var. Şu başlangıç noktasına bakıyoruz. Ön tarafını döndüğümde ise bu şekilde düz bir görüntü var. Genelde soruyorsunuz, bu noktayı da göstermek istiyorum. Şimdi parçamızın önünü ayarladıktan sonra eksiltmeyi, hani parçanızın hangi tarafını yapıyorsanız öncelikle bunu karar vermeniz gerekiyor. Şu an sağ tarafını yapıyorum. Sol tarafını yaparken burada eksiltme yapıyordum. Yani burada eksiltme yapmamız gerekiyor. Sağ tarafını yaparken bizim burada eksiltme yapmamız gerekiyor. O yüzden sıra sonunda bu şekilde dümdüz bir bitiş yaptım. Eksiltme yapmıyoruz çünkü başlangıç noktamızda yapıyoruz. Şimdi örgümün diğer tarafına döndüm. 1, 2, 3 tane zincir. Yandaki boşluğa geldim. 3 tane ikili trabzan. Sıra sonunda son 1 tane boşluğum kalana kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda 3 zincir çekerek başlangıç yaptığım nokta var. Son boşluğuma 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Normalde ne yapıyorduk? 1 tane zincir çekerek bir sonraki boşluğa ikili trabzan yapmaya başlıyorduk. Ama eksiltme yapacağım için hiç zincir çekmeden tığımızı hepim bir kez aldım ve sondaki zincirin tepesinden ya da sondaki trabzanın tepesinden tığımızı geçiriyoruz. İkili trabzan yaparak tamamlıyoruz. Bu şekilde bir tane eksiltmemizi yapmış olduk. Şimdi örgümün diğer tarafına döndüm. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Burada artık zincir çekmediğim için buradakini boşluğumuzu görmüyoruz. Tığımızı hep bir kez aldım. Bakın buraya hiçbir şey yapmadan 3 tane trabzan atlıyorum. Bir sonraki bir zincir çekerek yapmış olduğum boşluktan tığımı geçirdim ve bir tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde ikinci eksiltmemizi de yapmış olduk. Devamında aynı boşluğa dönüyorum. 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 tane zincir, yandaki boşluğa 3 tane ikili trabzan. Şimdi modelimize aynı şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sonra 3 zincir çekerek dönüşümü de sağlayıp geliyorum buradaki eksiltme yapacağım noktaya kadar.
Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Son boşluğuma 3 tane ikiye trabzan yaptım. Hiç zincir çekmeden tığımıza ipimi bir kez aldım. Bakın buradaki trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum ve ipimi iki seferde çekerek ikili trabzanımı yapıyorum. Üçüncü eksiltmemizi yapmış olduk. Devamında örgümün diğer tarafına döndüm. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Buradaki boşluğa herhangi bir işlem yapmadan 3 tane trabzanın yanındaki boşluğa geliyorum. Ve buraya 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaparak başlangıcımızı yapıyoruz. Ve bu şekilde 1, 2, 3, 4 tane eksiltme yapmış olduk. Bir kez daha yapıyoruz. 5 tane eksiltmeyi tamamlayacağız. Şimdi sıra sonuna kadar modelimi aynı şekilde devam edip dönüp geliyorum hemen. Sıra sonuna kadar geldik. Son boşluğuma 3 tane trabzan yaptım. Hiç zincir çekmeden tığım uzun ipimi bir kez aldım. Ve burada sondaki trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. Son 5. eksiltmemi de bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi örgümüzün arka tarafına dönüyoruz. Bir sıra boyunca hiç eksiltme yapmadan dümdüz devam edeceğiz. Daha sonrasında yaka boşluğu için eksiltme yapacağız. 3 tane zincir çektim. Tığım uzun ipimi bir kez aldım. Hemen burada dibindeki boşluğa normalde ne yapıyorduk? Eksiltme yaptığımız için batma işlemi yapmıyorduk. Ama artık eksiltme yapmayacağım için hemen dibindeki birinci boşluğun içerisine dönüyorum. Ve 1 tane ikili trabzan. Aynı boşluğa döndüm. 2 tane ikili trabzan. Zincirle beraber 3 tane trabzan yapmış oldum. 1 tane zincir yandaki boşluğa geliyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edelim. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Buradaki eksiltmemizi yapacağız. Başlangıçta bahsetmiştim sizlere. 1, 2, 3 tane, 1 tane de boşluk. 1, 2, 3 tane de boşluk bırakarak devam ediyor olacağız. 1 tane zincirimi çekip ipimi kesiyorum hemen bu noktada. İpimi kestikten sonra tekrardan sayalım istiyorum. Bakın 1, 2, 3. 1, 2, 3 tane boşluk bırakıyoruz. Bu noktadan başlangıcımı yapacağım. Hemen örgümün arkasına dönüyorum. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yapıyorum tığımda. Hemen buradan tığımı çıkardım. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Buradaki trabzanın tepesinden tığımı geçirip ikili trabzan yaparak başlangıcımı yapıyorum. Bakın 1, 2, 3. 1, 2, 3 tane boşluğumuz var. Birinci ikili trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan yaparak başlangıcımı yaptım. Bir tane zincir çektim ve yandaki boşluğa geldim. 1, 2 ve 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir yandaki boşluğa geldim. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Modelime sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. Ve 3 zincir çekerek bir üst sıranın başlangıcını yapıp buradaki noktaya kadar aynı şekilde devam edip geliyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Dönüşümü sağlayıp burada eksiltme yapıyoruz. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Sondaki boşluğuma batma işlemi yapmıyorum. Hemen buradaki trabzanın tepesinden tığımı geçirip bir tane ikili trabzan yaparak eksiltmemi yaptım. Bakın sıra sonunda. Boşluğa herhangi bir batma işlemi yapmıyorum. Sadece ikili trabzan yaptım. Bir tane eksiltme yaptım. 1, 2, 3 tane zincir. Buradaki boşluğa herhangi bir batma işlemi yapmadan hemen 3 tane trabzanın yanındaki boşluğa geliyorum. Ve 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaparak başlangıcımı yapıyorum. Bu şekilde ikinci eksiltmemizi yapmış olduk. Şimdi modelime sıra sonuna kadar devam ediyorum ve bir üst sıranın başlangıcını yapıp bu noktaya kadar devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. 3 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra tığımıza ipimi bir kez aldım. Sondaki trabzanın tepesinden tığımı geçirip ikili trabzan yapıyorum ve 3. eksiltmemi de bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi devamında hiç eksiltme yapmadan dümdüz ilerleyeceğiz. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımıza ipimi bir kez aldım. Hemen dibindeki boşluğa dönüyorum. 1,
2 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirle beraber 3 tane trabzan, 1 tane zincir çektim. Yandaki boşluğa geliyorum. 3 tane trabzan. Bundan sonra herhangi bir eksiltme yapmadan modelimize aynı şekilde devam ediyoruz. Ta ki sırt bölgemiz ile eşit genişliğe, uzunluğa ulaşana kadar. Şimdi istediğim boyuta ulaşana kadar devam ettim. Bir tane zincirimi çektim ve burada ipimizi kesiyoruz artık. Çünkü parçamızı tamamlamış olduk. Şimdi burada parçamızı tamamladıktan sonra artık sıra geliyor birleştirme işlemine. Sırt parçamızın ters kısmı dışarıda kalıyor. Ön düz kısmı içeride oluyor. Nasıl ayarlama yapacağımızı başlangıçta kısaca bahsetmiştim. Yine bunun da ters parçamızı şöyle şuradaki parçamı ters şekilde şöyle yerleştiriyorum. Şimdi burada öncelikle omuzlardan dikme işlemi yapıyoruz. Düz bir dikiş yapıyoruz. Modelimiz karşılıklı gelecek şekilde omuz kısmını birleştiriyorum. Daha sonrasında gövdenin dikme işlemini tamamlayıp geliyorum. Şimdi sıra geldi trabzanlar yapmaya. İki kol için ben trabzanlar yaparak tamamlayıp geldim. Kol lastiği gibi düşünebiliriz. Şimdi buradaki boşluk başlangıçta çok geniş olduğu için, yatay trabzanlar olduğu için 3 tane. Devamında 2 tane yaptım. Burada elimizin ayarına göre, ipe göre, tığa göre farklılık gösterebiliyor. Bu şekilde dümdüz bir görüntü olması önemli burada. Bunu da deneyerek kendiniz doğru sayılarda yapabilirsiniz. 2 sıra boyunca gittim. Diğer kol için de aynı şekilde 2 sıra boyunca gidip tamamladım. Şimdi gövde kısmındaki trabzanları beraber başlayalım istiyorum. Bu noktadan başlangıç yapıp devam edip yaka, diğer gövde şeklinde devam edip tamamlayacağız. Bir tane zincir çekerek başlangıcımı yaptım. Hemen köşeden başlayalım. Köşede bir tane boşluğum var benim. Buradaki boşluktan tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. 1, 2. İkili trabzan yaptım. Aynı boşluğa döndüm. Bir tane daha ikili trabzan yaptım. Küçük bir boşluktu. Yandaki yatay trabzanın içerisine geldim. 1, 2. Yandaki yatay trabzanın içerisine geldim. 1, 2. Sanırım buradaki trabzanların içerisine, yatay ikili trabzanların içerisine, bakın, 2 tane batmamız yeterli oluyor. Arada marullaşma oluyor gibi hissederseniz ya da kasma hissederseniz buradaki trabzan sayınızda artış yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaka noktama kadar şuradaki devam ediyorum. Şimdi yaka boşluğuma kadar geldim. Burada bakın, yaka boşluğumun içerisine dönüş sağlayabilmek adına 4 tane trabzan yaptım. Devamında ikili trabzanların tepesine batarak devam ediyorum. Hemen yandaki iki trabzanın tepesinden tığımı geçirdim. Bir tane ikili trabzan. Yandaki trabzanın tepesine geldim. Bir tane ikili trabzan. Bakın bu şekilde her trabzanın tepesine bir tane trabzan. Boşluğa geldim. Bir tane trabzan şeklinde devam ediyorum. Senin mi? Evet. Kustun. Doğduma da mı kustun? Aşkım, sen üstüne, başına, yastığa, her yere kustun. Bak, bu da mı da? Tabii, baban değişti onu da. Anne, dün üstünde şekilli mi bundan vardı? Şekilli miydi? Hayır, öyleydi yine. Kalaklarlı mıydı? Boş muydu? Boştu. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Sondaki trabzanıma batma işlemi yapmadan direkt yatay ikili trabzanın içerisine geçiyorum. Ve bir tane ikili trabzan, aynı boşluğa döndüm. İki tane ikili trabzan yaptım. Şimdi bakın, buradaki noktaya da batma işlemi yaptığımızda biraz keskin bir dönüş oluyor. Ve marullaşma olabiliyor. O yüzden ben sondaki bu, yani dönüşteki noktaya batma işlemi yapmıyorum. Devamında yatay trabzanların içerisine 2 ya da 3 trabzan yaparak devam ediyoruz. Yine sırta geldiğimizde bakın aynı şekilde geçişimi sağlıyorum. Hep bu şekilde trabzanlar yaparak tüm gövdeyi dolaşıp geliyoruz. Sonuna kadar geldim.
Şimdi burada başlangıç noktamızdaki ilk trabzanın tepesinden tığımı geçiriyorum. İpimi çektim. İlmeğimi içerisinden geçirip ilmek yürütme yaparak sıramı birleştirdim. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Tığımı ipimi bir kez aldım. Hemen yandaki trabzanın tepesine geliyorum. 1 tane ikili trabzan. Yandaki trabzanın tepesine geliyorum. 1 tane ikili trabzan. Bu şekilde ikinci sıramızı her trabzanın tepesine bir tane trabzan yaparak hemen dönüp geliyoruz. Şimdi size bahsettiğim gibi ikinci sıramı da tamamladım, geldim. Hatta 4 tane düğmemi diktim. Ben buradaki trabzanları arasından geçirmeyi düşünüyorum. Ekstra bunun için boşluk oluşturmadım. Trabzanların arasından sığacak şekilde bir düğme dikerek sabitlemesini yapabilirsiniz. Şimdi ben size bahsettiğim gibi tamamlayıp geldim. Henüz ütülemesini yapmadım. Ütüleme yaptıkça bir tık daha açılacak ve görüntü olarak daha da güzel gözükeceğini düşünüyorum. Üzerine 4 tane düğmeleme yaptım. Bunları trabzanların arasından geçirmeyi düşünüyorum. Ona göre küçük düğme tercih edebilirsiniz. Ben boşluk oluşturmadım. Siz dediğim gibi küçük düğme tercih ederseniz direkt trabzanların arasından geçirerek de kullanabilirsiniz. Ya da önünü açık da tercih edebilirsiniz. Tamamıyla size kalmış bir şey. Ben modelle birebir aynı çalışmak istediğim için bu şekilde yaptım. 200 gram ipim vardı. İpimden hala var. 200 gram ip yeterli olacaktır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.